Renkli tüyler, cıvıl cıvıl sesler. Türkiye'nin en güzel kuşları geçtiğimiz aylarda Balıkesir ve Bursa'da toplandı. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Türkiye Şampiyonası'nda Konya'dan 10 kuş güzellik yarışmasında birincilik elde etti. Yaklaşık olarak 5400 civarında falan kuş arasında 40 kategori veyahut da 80 kategori yanlış hatırlamıyorsam içerisinde yarışarak derece aldık. 10 tanesi birincilik, 12 tanesi ikincilik, 14 tanesi üçüncü olarak geri döndük. İşte o kuşlardan biri de Türbe Ünü Çarşısı'nda sarraflık yapan Bekir Ruy'un yetiştirdiği kanaryalar. Konya'nın en güzel kanaryaları belli oldu. Sarraf Bekir Ruy'un yetiştirdiği Japon Hasso cinsli kanarya kuşu güzellik yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Kuşumuz Japon Hasso diyerekten geçiyor. Duruş, tüy yapısı, bacak yapısı, bunlara bakılarak da federasyonumuzun vermiş olduğu kurallar şartında, hakemlerimizin vermiş olduğu sistemde birinci oldu. Bunun özelliği işte bacak boyun uzun olması, kendisi hilal şeklinde durması aynı zamanda. Jaspe cinsi kanarya kuşu da Türkiye'de son 4 yıldır yarışmalara katılan ender kuşlar arasında yer alıyor. O da yarışmada birinci gelerek Konya'nın gururu oldu. Dünya genelinde normalde yarışıyordu ama Türkiye'de 4. senesi bu kuşunda. Bu kuşta da birinci olduk. Konya olarak tabi yani her dalda bir Türk olarak dünya genelinde kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Askerden geldikten sonra dayısından görüp kanarya yetiştiriciliğine merak saran Bekir Ruy, 20 yılı aşkın süredir kanarya yetiştiriciliğini tutkuyla yapıyor. Dayımda da aynı şekilde kanarya besleme vardı. Orada heveslenip kendime de bir çift edinerekten başladım. O zamandan bugüne kadar devam ediyorum. Bekir Ruy ve arkadaşları günün yorgunluğunu ve stresini kanaryaların sesini dinleyip onlarla vakit geçirerek atıyor. Bunun sevdası, buna bağlılık farklı bir şey. Yani kuş sesi, görüntüsü doğanın bize verdiği bir terapidir bu. Temizliğini bakım yaparak kendimizi stresimizi atabiliyoruz. Günün yorgunluğunu akşam evimize geldiğimiz zaman bu kuşlarla kendimizi rahatlıyoruz işin gerçeği. Kuş besleyenler huzur bulur. Efendime söyleyeyim, evinde de huzur olur. Onlar için kanaryalar altından daha değerli ve kıymetli. Altını her tarafta buluruz, bunu bulamayız. O yüzden bize göre kuş. Emeğim olduğu için o yüzden dolayı kuş diyorum. Yani altını her yerde temin edebilirim. Verilen bir emeğin karşılığını her zaman için her yerde bulamazsınız. O yüzden haliyle kuş diyoruz yani. Bazı noktalarda kuşun yeri ayrı, altının yeri ayrı ama zevk olarak, hobi olarak kuş daha farklı tabii.